Ortamın kırıcılık indisinin odak uzaklığı üzerindeki etkisine bakacağız arkadaşlar şimdi. Öncelikli olarak eğer hava ortamında yapılan bir deneyimiz olsaydı ve asa eksene paralel gönderilen bir ışın ne olacaktı? İnce kenarlı mercekte artık kırılmaya uğrayacaktı. Odağından geçti. Ve burası için diyorum ki F hava. Peki arkadaşlar. Şimdi burada eğer ortamın kırıcılık indisi arttırılırsa Şimdi bizim için ortamın kırıcılık indisi arttıkça buradaki ışınların kırılma miktarı azalacaktır. Çünkü neden? Burada merceğin kırıcılık indisi ortamın kırıcılık indisinden ne kadar büyükse ışınlardaki kırılma miktarı da o kadar fazla oluyor. Ama eğer ortamın kırıcılık indisi arttırılırsa buradaki kırılma miktarı da ne yapacaktır? Azalacaktır. Ve o zaman diyoruz ki kırılma miktarımız azalıyorsa artık buraya kırıcılık indisi havanınkinden daha büyük bir ortam koyulduğu için suyun oluşturduğu odak uzaklığı için biraz daha büyük bir odağa sahip olduğunu söyleyebiliyoruz. Merceğin bulunduğu ortamın kırıcılık indisi eğer merceğin kırıcılık indisinden daha büyük ise mercek karakter değiştirecektir. Yani ince kenarlı bir mercek kalın gibi davranır, kalın kenarlı bir mercek ise ince kenarlı bir mercek gibi davranacaktır diyebiliyorum. Mesela burada merceğin kırıcılık indisi ortamın kırıcılık indisinden daha büyük. E ışınlarımız ne yaptı? mercek kendisi gibi davrandı. Yani ince kenarlı bir mercek toplama özelliğini gösterdi. Ama eğer ki ortamın kırıcılık indisi merceğin kırıcılık indisinden daha büyük bir değerdeyse mercek dikkat ederseniz karakter değiştirdi. Üzerine gelen ışınları dağıttı. Yani ince kenarlı bir mercek kalın kenarlı bir mercek gibi davranmıştır diyebiliyoruz. Burada da yine kalın kenarlı bir merceğimiz var ve eğer merceğin kırıcılık indisi ortamın kırıcılık indisinden daha büyük ise o zaman ne oluyordu? Işınları biz ne yapıyorduk? Dağıtıyorduk arkadaşlar. Ama eğer ortamın kırıcılık indisi merceğin kırıcılık indisinden daha büyük ise mercek karakter değiştirecek ve kalın kenarlı bir mercek ince kenarlı bir mercek gibi davranarak üzerine gelen ışınları toplayacaktır diyebiliyoruz. Kırıcılık indisleri arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar burada kalın kenarlı bir mercek ince kenarlı bir mercek gibi davranmış. Demek ki ortamın kırıcılık indisi yani N2'nin n1'den daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Sonra buradan ne meydana geldi? İnce kenarlı bir mercek buradaki ışınları yine kendisi gibi davrandı, yani toplamaya çalıştı. O zaman n3 dediğimiz değerin ise ortamın kırıcılık indisi olan n2'den daha büyük olması gerekiyor. Yani n3 büyüktür n2'den, o da büyüktür n1'dendir diyebiliyoruz. Aynı ortamdaki kırıcılık indisleri N1, N2, N3 olan merceklerin kırıcılık indislerini kıyaslayınız denilmiş. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak aynı ortamdalarmış. Merceklerin kırıcılık indisleri farklı. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Buradaki ışınlar ne yapmış? Uzantılar şeklinde dağılmış yani kırılmış. O zaman ne demem gerekiyor? Mercek kendisi gibi davrandığı için N1 büyüktür N0'dır diyebiliyorum. Peki şuraya bakalım mercek karakter değiştirdi. Mercek karakter değiştirdiyse ortamın kırıcılık indisinin daha büyük olması gerekiyor. Yani en ortam büyüktür en birdir diyebiliyoruz. Peki üçüncü durum için bakıyorum. Burada yine mercek için ne söyleyebiliyoruz arkadaşlar? Mercek yine üzerine gelen ışınları dağıttı. Yani kendisi gibi davrandı. O zaman en 3 büyüktür en sıfırdır diyebiliyorum. Peki en 1 ile en 3'ü kıyaslamamız gerekiyor ise... Arkadaşlar ilk durumda ne oldu? Işınlarımız x'ten kırılmıştı. İkinci durumda ise 2x'ten kırıldı. E şimdi arkadaşlar burada ilk durumdaki kırılma miktarımızın e, ikinci durumdaki kırılma miktarına göre daha büyük olduğunu söyleyebiliyorum. Yani M1 kırıcılık indisinin mercekte daha fazla kırılma meydana geliyorsa M1'in kırıcılık indisinin N3'ün kırıcılık indisinden daha büyük olduğunu ve zaten buradaki ortamdan büyüktü bu kırıcılık indisleri ve N2 dediğimiz değerin ise ortamın kırıcılık indisinden bile daha küçük bir değerde olduğunu söyleyebiliyoruz. Kalın kenarlı merceğin asal eksenine paralel gelen tek renkli I ışık ışını kırılma indisi n 1 olan ortamda iken birinci yolu izliyormuş. Şimdi kalın kenarlı bir mercekte birinci ortamdayken denilmiş. Şimdi merceğin kırıcılık indisi en mercek diyelim arkadaşlar. Birinci ortamdayız. Kalın kenarlı mercek ince kenarlı gibi davranmış. O zaman ne olması gerekiyor? N1 büyüktür, N mercektir diyebiliyorum. Peki ikinci ortamdayken diyor 2 gibi kırılmış. E o zaman ne olması gerekiyor? Merceğin kırıcılık indisinin N2'den daha büyük olması gerekir. Üçüncü durumdayken yine bu sefer kendisi gibi davrandığı için N mercek büyüktür, n 3tür diyebiliyorum. Ve 2 ile 3'ü kıyaslarken arkadaşlar ne oldu bu sefer? Dikkat edersek 3'te daha fazla bir kırılma meydana geldi. 3'teki kırılmanın daha büyük olması demek ne olacaktır? Merceğin kırıcılık indisinin 3'ünkinden daha büyük olduğu anlamına gelir. Daha fazla kırılmanın olabilmesi için ortam ile mercek arasındaki kırıcılık indisleri farkının daha büyük bir değerde olması gerekiyor. O zaman şunu söyleyebiliriz. N1 büyüktür N mercekten. O da büyüktür N2'den ve en küçük değerini artık N3'ü verdiğini söyleyebiliriz. N1 büyüktür N2, o da büyüktür N3 olarak kıyaslayabiliyoruz arkadaşlar. Thank <laughs>